Arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ben Şule Hoca, nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Evet, bu derste size bazı tiyolar vereceğim. Bu tiyoları nasıl kullanacaksınız? Onları göstereceğim size. Biliyorsunuz dersimizin adı ruh sağlığı ve davranış bozuklukları. Hayırlı akşamlar Nihal'cim. Hayırlı akşamlar. Nihal'cim hayırlı akşamlar. Evet, ruh sağlığı ve davranış bozuklukları. Şimdi ona bakacağız arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Evet Furkan'cığım, hayırlı akşamlar. Ben de iyiyim. Sizler nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Evet, sınava az kaldı ama heyecanlanmanıza gerek yok. Evet, ben de iyiyim. O yüzden de gireceğim, size soruda çözdüreceğim. Bolca soruda çözeceğiz. Evet, o yüzden de merak etmeyin. Sende ses mi gelmiyor Nurcuğum? Yani bilemiyorum ama arkadaşlara geliyor zannedersem ses. O yüzden de bilemedim şu anda nasıl olduğunu. Ses alamayan arkadaşlar sol alt köşede yer alan sese katıl seçeneğini aktif etmelidir diye bizim sistem yöneticimiz bildiriyor arkadaşlar. O şekilde yaparsanız sesi alabilirsiniz. Evet şöyle bakalım. Güzel sorular da çözeceğiz bu akşam. Biz ruh sağlığı ve davranış bozuklukları diyoruz. O yüzden de problemli insan yoktur. Problemle ilişkili hale gelmiş insan vardır. O halde bu insanların problemleri nelerdir ona bir bakacağız. Bunlar nelerdir? Davranış bozuklukları ve uyum problemleri deyince nörogelişimsel bozukluklar, kaygı bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluklar, beslenme ve yeme bozuklukları, travma ve tetikleyici etkine bağlı bozukluklar, çözülme bozuklukları, %100 soru gelecek ve örnek soruyu da çözeceğiz. Çözülme bozuklukları ile ilgili arkadaşlar. Yani yıkıcı bozukluklar, dürtü denetim davranış bozuklukları, dışa adım bozuklukları, bedensel belirti bozuklukları, somatoform bozuklukları, yani kişilik bozuklukları, 2-3'lü bipolar bozukluklar, şizofreni, psikozda giden bozukluklar, uyku bozuklukları, cinsel sapkınlıklar, parafili bozuklukları, nörogelişimsel bozukluklar. Arkadaşlar şimdi şuna dikkat edelim biz. Bizim beklediğimiz depersonalizasyon, derizasyon, disyotip bozukluklar bunlarla ilgili soru kesin gelir. Biz bunlarla ilgili soru bekliyoruz arkadaşlar. Onunla ilgili de sorularda çözeceğiz. Örneklerde birlikte gerçekleştireceğiz. Şimdi şöyle bakalım hemen şuradan normal, anormal dediğimizde arkadaşlar. O yüzden de nevrotik ve psikotik ayrımı nedir? Nevrotik dediğimizde yani insanlar içinde yaşamını sürebilen, ağır problemi olmayan bireyler nevrotik bireylerdir. Ama psikotik bireyler ağır problemler karşısında yaşamlarını sürdürmekte zorluk yaşayan bireyler psikotik bireylerdir. O yüzden de nevrozlar hafif, psikozlar ağırdır arkadaşlar. Yani şöyle bakıyoruz. Nevrotik 2x2'nin bizde bir şey vardır. Hepimizin genel tanısı 2x2'nin 4 dediğini bilir. Buna üzülür. Psikotik ise 2x2'nin 5 ettiğini zanneder. Buna sevinir. Nevrotik örümcekten korkar. Psikotik kendini örümcek zanneder. Biz psikolojik danışmanlar bunu bu şekilde söyler. Hepimizin bu genel mantığıdır arkadaşlar. O yüzden de şöyle bakıyoruz hemen. Nörogelişimsel bozukluklar. Biz otizmle ilişkili bozukluklar diyoruz arkadaşlar. Yani basma kalıp yenileyici davranışlar bize hep soru olarak geldi. Yani aynılık konusunda ısrarcı olma, sıradanlık dışına esneklik göstermeme, tolerans ya da sözel olmayan davranışlar. Yani bize soru kalıplarında ÖSYM sorularını veremiyoruz ama şöyle diyoruz arkadaşlar her zaman. Bizde otizmle ilgili bozukluklarda otizm göz kontağı kurmaz, rutinleri bozulsun asla istemez. Kendine dokunulunca şiddetle karşı çıkar, ritüelleri vardır, ritüellerin bozulmasını asla istemez arkadaşlar. O yüzden de yani acıya, sızıya, ağrıya, basınca aldırış etmez. Otizm ve Asperger sendromu farkı, otizm yaşamın ilk 3 yılında ortaya çıkmasına karşın Asperger sendromu çocuklarda bebeklik yıllarından diğer bebekleri aynı sağlıkta geçirir. Şunu asla unutmayalım. Aspergerler sosyal iletişim bozukluğudur. O yüzden de sosyal iletişim bozukluğunda yani insanlarla iletişim kuramaz. Eğitilmesi en kolay
arkadaşlar Asperger'lerdir. O yüzden de yani otizm, Asperger ve dezintegratif. Otizmde ortak noktalar var. Asperger sosyal iletişimdir. Red, DSM-5 tanı kriterlerinde çıktı arkadaşlar. Bunu biz çıkardık artık. Bunu asla unutmuyoruz. Yani red kızlarda görülen bir yani nöro gelişimsel bozukluktur. O yüzden de yani beynin bundaki arkadaşlar biz şöyle diyoruz mesela red sendromunu. Red'de kızda XX kromozomu var. Erkekte XY kromozomu var. O yüzden de kromozom kızlar yok edemediği için daha çok kızlarda görülen bir rahatsızlık. Ama DSM-5 tanı kriterlerinde kalktı. Dezintegratif bozukluk ise Haller sendromu olarak geçiyor. Doktor Haller bulmuş. 2 yaşına kadar hiçbir şey yok çocuklarda. Yani normal kabul ediyoruz. Ama 2 yaşından sonra arkadaşlar bütün alanlarda yeti kayıpları meydana geliyor. Yani motor becerilerde halk arasında nazar hastalığı deniyor. Ama bunu bulan doktor Haller'dir. O yüzden de dezintegratif bozukluk halk arasında nazar hastalığı diye geçiyor. 2 yaşına kadar bütün alanlarda normal. 2 yaşından sonra bütün alanlarda yeti kayıpları meydana geliyor arkadaşlar. Şöyle bakıyoruz. İletişim bozuklukları, dil bozukluğu, konuşma sesi bozukluğu, akıcılık bozukluğu. Arkadaşlar bu sene soru gelme ihtimali çok yüksek. Unutmayın. Yani dil bozukluğunda artikülasyon ve fenolojik bozukluk var. O yüzden de artikülasyon bozukluğunda şuna dikkat edeceksiniz. Sınav zamanı böyle bir şey gelirse eğer arkadaşlar arı yazın. Arı. Yani çocuk arıyı ayı diyorsa o halde yukarıdaki arı da ses dağarcığında yoksa birebir eşleme yapın. Bu artikülasyon bozukluğudur. O yüzden de yani ses dağarcığı da yoktur çocuğun artikülasyon bozukluğunda. Fenolojik bozuklukta ses dağarcığında vardır. Yerler değişir. Dikkat edin. Mesela mutfak yerine futmak yazıyorsa bu artikülasyondur. Arkadaşlar şöyle bakın, sınav zamanı lütfen şuna dikkat edelim arkadaşlar. Hemen şöyle şuraya yazmak istiyorum ben. Mesela arı yazdık ama çocuk arı diyemiyor da ayı diyor arkadaşlar. Bakınız hemen eşleştirme yapın. Yani arı, ayı, R aşağıda yok. O halde ses dağarcığında bu yoksa kesinlikle bu artikülasyon bozukluğudur. Artikülasyon. Hiç uğraşmayın bununla arkadaşlar. Bu şekilde arı yerine ayı diyorsa. Yani ya da şöyle diyorsa eğer arkadaşlar. Yani mesela mutfak diyecek çocuk ama futmak diyor. Futmak. O halde buna bakın arkadaşlar. Yani F var mı? V var. U var mı? Var. O yüzden de M var mı? Var. A var mı? Var. K var mı? K var. O yüzden de sesler çocuğun ses dağarcığında varsa buna arkadaşlar fenolojik bozukluk deniyor. Ona dikkat edin. Fenolojik bozukluk. O yüzden de yani var mı yok mu diye bakınız arkadaşlar. Şimdi dikkat ediniz buradan. Şuna özellikle mesela jandarma diyecek çocuk şöyle söylüyor arkadaşlar. Zandarma. Zandarma. O halde demesi gereken şey bu. Jandarma. Jandarma. Bunu diyemiyor. Hemen eşleştirin. J yerine Z kullanmış. Ses dağarcığında yok bu. O halde bu yoksa demek ki bu artikülasyon bozukluğudur. Arkadaşlar size en basit yol, sınavda yapmanız gereken en kısa yol ses dağarcığında var mı, ses dağarcığında yok mu arkadaşlar? Buna bakacaksınız. Yani dil ve konuşma bozukluklarında bununla ilgili soru gelir bize. Buna da dikkat edelim. Oldu mu arkadaşlar? Beklediğimiz soru yönergeleri. Şimdi güzel sorular da çözeceğiz. Ses düşmesi, hava yerine ava bak, yok ses. O yüzden de kapı yerine apı, yani K yok, ses dağarcığı yok arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi eğer varsa sesler hiç uğraşmayın. Birebir örtüşüyor da ama
yeri değişmişse bunun adına biz arkadaşlar yani fenolojik bozukluk diyoruz. Ama ses dağarcığında yoksa, ses dağar düşmüş de olabilir, eksik de olabilir. Birebir eşleşmede yeri yoksa eğer biz buna arkadaşlar artikülasyon bozukluğu diyoruz. Sınav zamanı hiç uğraşmayın, bu şekilde gerçekleştirin. Dikkat eksikliği ve dürtüsellik. Şimdi arkadaşlar desene beş tanı kriterlerine göre üçe ayırdık artık biz. Dikkat eksikliği, dürtüsellik, hiperaktivite. Dikkat eksikliğinde eşyalarını yerinde unutur çocuk. O yüzden de düzene koyamaz ve dikkat eksikliği olan çocuklarda bir noktaya dikkatini yoğunlaştıramaz, başlayamaz ve bitiremez bir işi. O yüzden de dikkat eksikliğinde unutkanlık vardır. Sık sık eşyalarını unutur derse. Dürtüsellik ise sırasını bekleyemez. Hemen İstiklal Marşı komutunu almadan İstiklal Marşı'na başlar. Öğretmenin komutları dinleyemez. O yüzden de yani bu çocuklar dürtüsellikte bunlar da bir şeyi başlayıp bitiremezler. Ders başarıları düşüktür. Hiperaktivite de öyle arkadaşlar. Yani dikkatsizlik, dürtüsellik, dürtüsellikte sabırsızlık vardır. Sırasını bekleyememe vardır. Komutlara uyamama vardır. Ona dikkat edeceğiz. Yani bize soru kalıplarında şuna dikkat edelim arkadaşlar. Yani dürtüsellik ve dikkat eksikliği. Birinde dürtüsellikte aşırı hareketlilik varken dikkatsizlikte bu aşırı hareketlilikle birlikte unutkanlık vardır. Dikkatini uzun süre toplayamıyor. Ayrıntılara önem veremez. O yüzden de yani dürtüsellikte aşırı hareket var. Arkadaşlar yani soruyu beklemeden cevap vermeye çalışır. Dürtüsellikte yanlış söylemler vardır. O yüzden de başkalarının sözünü keser ve araya girer. Bize arkadaşlar şöyle sorular geliyor. Dikkat edelim. Mesela kekemelikle alışkanlık bozukluklarıyla karıştırmayın bunları. Oldu mu arkadaşlar? O yüzden de dikkatsizlik, dürtüsellik, kekemelik, alışkanlık bozuklukları bunlar dikkat eksikliğiyle ilgili. Lütfen unutmayınız. Bakın okul öncesinde gelen sorunun bizde soru olarak gelmesi çok muhtemel. Bunlar dikkatsizlik ve dürtüsellik alışkanlık bozukluğu değildir. Alışkanlık bozukluğunda parmak yeme, tırnak yeme vardır. O yüzden de yani bunlar her zaman, her yerde ve her durumda yapılıyorsa bu kesinlikle arkadaşlar yani kesinlikle çocuk bunu engelleyemiyorsa o yüzden de dikkat eksikliği ve dürtüsellik de ama alışkanlık bozukluklarında her zaman, her yerde, her durumda yapmayabilir çocuk. O yüzden de yani parmağını okulda emmeyebilir, evde emebilir. Buna dikkat edeceğiz. Ama dürtüsellik, dikkatsizlikte ayrıntılar yoktur. Uzun süre dikkatini toplayamaz. Zihinsel etkinliklerden kaçar. Dürtüsellikte oturması gereken yerde ayağa kalkar. Halk arasında yani kurt kaçtı, kurt var gibi ifadelerle belirtilir dürtüsellik. Buna dikkat ederiz arkadaşlar. Yani bunlara bakıyoruz burada. Özgür öğrenme güçlüğü. Bu sene özgür öğrenme güçlüğü ile ilgili soru gelir arkadaşlar. Özgür öğrenmede disleksi, disgrafi, diskalkuli. O yüzden de bize bunun türü ve tanımı gelmez. Nasıl gelir soru? Yani biz özgür öğrenme güçlüğü dediğimizde şuna dikkat edeceğiz bu kavramda. Özgür öğrenme güçlüğünde arkadaşlar. Yani özgür öğrenme bir zihinsel yetersizlik asla değildir. O yüzden de bir öğrenme güçlüğüdür. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Yani çocuklar okulda en azından ortalama başarıyla tutarlı genel IQ düzeyleri ve aile geçmişine sahip kültürel normlarda da tanışmışlardır. Yani tedavi edilebilir bir süreci vardır bunun. O yüzden de disleksi bu çocuğun okuma problemi anlamına gelir. Disgrafi yazma problemi anlamına gelir. Diskalkuli aritmatik beceri problemi anlamına gelir. Çocuk eldeli problemleri yapamaz. Hepsi de disle başlar. Leksi, grafi, kalkuli. Hepsinin başında da dis vardır. O yüzden de yani özgür öğrenme güçlüğü
anlamına gelir arkadaşlar. Yani şuna dikkat ediyoruz biz. Disleksi zaten devinin bozukluğu var. Basma kalıp devinin bozukluğu. O yüzden de bir de erken gelişim evresinde başlayan ve kişinin koordine motor becerileri edinme ve kullanma düzeyinin kronolojik yaşı, bu beceriler öğrenme kullanma olanağı göz önünde bulundurulduğunda beklenin önemli ölçüde altında olması nedeniyle kişide sakarlıklar, yavaşlık, motor becerilerde yetersizlik olması, çatal bıçak kullanma, bisiklete binme ile karakterize ruhsal bir rahatsızlıktır. Yani basma kalıp devinin bozukluğu, tirk bozukluğu ve Tourette sendromu ele alınır. Şimdi bakalım arkadaşlar devinin bozukluğunda. Yani tik bozukluğunda tikler ikiye ayrılıyor. Bir, motor tikler, iki, vokal tikler. Yani şeydeki sözlerdeki başlatma, bitirmeler, duraklamalar bunlar tiklerdir. Yani sesteki vokal, bedendeki motor tikler. Ama hem bedende hem de seste olursa, her ikisi de bir arada olursa buna Tourette sendromu denir. Ya o da Hıçkırık filminde, Hint filminde çok güzel ele alınmış arkadaşlar. O yüzden de Hıçkırık'ı seyretmenizi isterim. Bir Hint filmi gayet güzel Tourette sendromunu anlatıyor arkadaşlar. O yüzden de bunu dikkat etmenizi isterim. Yani göz kırpma, kaş kaldırma, dudak burun oynatma, üstünü düzeltme gibi bunlar tiklerdir. Tourette sendromu hem vokalde hem motorda olur arkadaşlar. Kaygı bozuklukları. Şimdi bakalım. Ayrılık kaygısı bozukluğu. Bize en sık gelen sorulardan bir tanesi ayrılık kaygısı bozukluğu. Geliyor arkadaşlar. O yüzden de bir kişiden ayrılamama, ona bağlanma, evden ya da bağlandığı kişiden ayrılacağı için aşırı endişeleniyor. Yani yakınlarının başına bir şey gelecek korkusunu yaşama. Bize bu neyle ilgili olur? Gelir. Yani biz yaygın kaygı bozukluğuyla travma sonrası stres bozukluğuyla karışır bu arkadaşlar. O yüzden de kaygı bozukluğunda yakınları olmadan uyuma ya da yalnız kalma gibi davranışlarda bulunmama, yani ayrılma ile ilgili rüyalar görme, ayrılacağı zaman fiziksel belirtiler gösterememe. O zaman biz travma sonrasında neyi alırız? Bakın sevgili pederecilerim, şuna dikkat edelim biz. Travma sonrasında bir trafik kazası geçirdiğinde eğer gece uykuları kaçıyorsa, kazayla ilgili belirtiler gösteriyorsa eğer arkadaşlar, o yüzden de yani bu travma sonrası stres bozukluğu olur. Travma sonrası stres bozukluğunda yaşanan bir olay vardır. O olayın sürekli olarak bireyin rüyalarında, davranışlarında o olayın aynısı, dejavu yaşayacağı, korkusu taşıması, dejavu gibi biz buna travma sonrası stres bozukluğu diyoruz. Bir de yaygın kaygı bozukluğu var. Yaşanmış bir travmanın başka alanlara da yayılması. Mesela trafik kazası geçirdi çocuk, altını ıslatıyor, uykusu kaçtı, araba görmek istemiyor. Rüyasında sürekli olarak araba kazaları görüyorsa eğer bu travma sonrası stres bozukluğudur. Ama okulda gidince annesinin babasının başına bir şey gelecek korkusu taşıyorsa, ödevini yapmakta endişe taşıyorsa, o yüzden de annesiyle ilgili, abisiyle ilgili, babasıyla ilgili kaygıları varsa bireyi, buna adına yaygın kaygı bozukluğu denir. O yüzden de yaygın kaygı bozukluğunda kaygının benzer olmayan, yani yaşanmış olayla ilgili değil, farklı olaylara aktarılması, bu yaygın kaygıdır. Ama ama travma sonrası stres dediğimizde aynı yaşanmış bir olayın benzerinin yaşanacağı korkusunun taşınmasına biz buna arkadaşlar travma sonrası stres bozukluğu diyoruz. Gelme ihtimali çok yüksek kaygı bozukluğu. O yüzden de yani bakım veren ona kişiden ayrılma. Yani annenin babanın başına bir şey gelecek. Yakınlarından ayrılma. Okula giderken kaygı duyma. O yüzden de yani anneden babadan ayrılamama. Onlarsız yaşayamama. O yüzden de
Yani kaygı özellikleriyle ortaya çıkan sık nefes alma, boğuluyor olma hissi. O yüzden de panik atakla karışır bu da. O yüzden de panik atak da aniden ortaya çıkar. Ama bu ayrılacağı kişiden dolayı, yaşadığı kaygılardan dolayı oluşur. Ayrılık kaygısından dolayı oluşur. O yüzden de şuna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Çocuklarda ve ergenlerde 4 hafta, yetişkinlerde 6 ay daha fazla devam etmesi gerekiyor. Ve işe, okula ya da ev dışında bir yere çıkma istememe. Yani böyle sorular geliyor. Üniversiteyi kazanmasına rağmen diğer şehre gidip okula başlamak konusunda ayak diretiyor. Yani psikolojik danışmanlar rüyasında sürekli annesini kaybettiğini, babasının cenazesine gittiğini söylüyor. Onların yanında olmasa başlarına bir şey gelecek endişesi taşıyor arkadaşlar. Fobi. Bize fobiler geldi. Özgür karanlık korkusu geldi. Özgür fobi. Yani şunu unutmayalım arkadaşlar. Özgür fobiler, sosyal fobiler ve agorafobiler var. Özgür fobilerde nesnesi belli olan fobilere biz özgür fobiler diyoruz. Örümcek korkusu, köpek korkusu, yılan korkusu. O yüzden de bunlar özgür fobilerdir bunlar. Yani sürüngen korkusu. Bunlar özgür fobi. Nesnesi belli olan fobilere özgür fobi diyoruz. Ancak sosyal fobiler insanlar içinde yaşanacaklardan korkma arkadaşlar. O yüzden de yani küçük düşme, alay edilme korkusu taşımak bunlar sosyal fobidir. Bir de agorafobi var arkadaşlar. Açık alan fobisi. Yani açık alan deyince üstü örtülü anlamına gelmemesi gerekiyor. Yani insanları açık alandan, mesela alışveriş tuvaletleri, alışveriş merkezlerindeki tuvaletlerden, köprü altlarından, o yüzden insanların yemek yediği genel umumi yerlerden korkma, açık alan fobisidir. Hani türleri gelmiyor arkadaşlar. Şöyle sosyal fobi, başkalarınca değerlendirebilecek olduğundan fazla toplumsal durumla ilgili yoğun kaygı yaşamaktır. Bahsettim zaten. Bu yüzden de arkadaşlar şöyle bakalım. Panik bozukluk. Panik bozukluk. Şimdi bize soru olarak gelir panik bozukluktan. Soru örneklerini de göreceksiniz biraz sonra arkadaşlar. Temel özelliği aniden ortaya çıkan ve zaman zaman tekrarlayan, insanı dehşet içinde bırakan yoğun sıkıntı veya korku nöbetleridir. Aniden. Bakın arkadaşlar. Ama dinden ayrılırken onun başına bir şey gelecek korkusu taşıyıp da nefes alamama derse ayrılık kaygısı bozukluğudur. O yüzden de panik atağı birdenbire başlar. Giderek şiddetlenir ve 10 dakika içinde şiddeti en yoğun düzeye çıkar. Çoğu zaman 10-30 dakika serik olarak da 1 saat kadar devam ettikten sonra kendiliğinden geçer arkadaşlar. Yani kalp kriziyle karıştırılır. Biz pediatriler öyle diyoruz. Kalp kriziyle karıştırılan kavram. Agorafobi, açık alan fobisi dedik arkadaşlar. Sinema, pazar, tiyatro, toplum, yani topluma açık yerler, belediye otobüsü, Marmaray, metrobüs, buralardan korkma. Seçici konuşmazlık, mutizm. Okul öncesine çok geliyor bu. Yani onlardan aynı şeyi kullanıyorum, slide'ı kullanıyorum. Arkadaşlar, seçici mutizm şu demektir. Çocuk bir alanda konuşup bir alanda konuşmamasına seçici mutizm denir. Yani selektif mutizm olarak da geçer bu. Öğretmeni Deniz Hanım Arda'nın konuşmadığını söylüyor. Annesi de iddia ediyor. Hayır diyor. Evde Arda çok iyi diyor, konuşuyor diyor. Arda'nın evde konuşup da okulda konuşmaması seçici mutizm olarak ifade edilir arkadaşlar. Yaygın kaygı bozukluğu. İşte hemen hemen her yıl soru gördüğümüz yer, biraz önce farkını söyledim ben. Travma sonrası stres bozukluğu, yaşanan travma ile alakalıysa travma sonrası olur ama o travmatik bir olayın farklı alanlara aktarılması derse yaygın kaygı bozukluğu olur. O yüzden de yani bize soru geliyor. Ayşen Hanım çok başarılı bir avukat olmasına rağmen önemli davaları aldığında korkuyor. Ve çocukların başına şey gelecek diye
okullarından telefon geldiğinde kalbi küt küt atmaya başlıyor. Ve işte Ahmet Bey'in sorusunu getiriyor. Ahmet Bey eşinin akrabaların ilişkisinde bile endişe taşıyor. Mahalledeki komşularıyla eşinin başına bir şey gelecek diye endişe taşıyor. Bakın arkadaşlar, yaşanan travmatik olaya benzer olay gerçekleşirse rüyasında, endişelerinde, bunun adına travma sonrası stres denir. Ama o alan, o kaygı farklı farklı alanlara taşınırsa eğer, o travmatik olay, biz bunun adına yaygın kaygı bozukluğu diyoruz arkadaşlar. Evet, obsesif kompulsif bozukluklar var. Bu obsesif kompulsif bozukluklarda ritüellere dönüşüyor. Sürekli ellerini yıkama gibi. Obsesyonlar zihnimizdeki düşünceler, kompulsiyonlar eylemlerdeki tekrarlar anlamına gelir. O yüzden de temiz olmadığını düşünmeyin. Obsesyondur. Onlarca kez ellerini yıkamak kompulsiyondur. Pek çok faktörü var bunların. Bunlardan soru gelmiyor bize. Önemli olan bu şeyin arkadaşlar, obsesif kompulsif nevrotik bozukluğu akademik tanımı bize soru olarak geliyor. Şüphe obsesyonları var, sayma obsesyonları var. Arkadaşlar, biriktirme obsesyonlarımız var, kuşku obsesyonlarımız var, saldırganlık ya da zorlama ile ilgili cinsel içerik, dini obsesyonlarımız var. Arkadaşlar, yani bir sürü obsesyonlar var. Beden algısı bozukluğu, dış görünümde başkalarınca gözlenebilir olmayan ya da başkalarınca önemsenmeyecek bir ya da birden çok kusur ya da özrü algılama. Ünlü bir sanatçının hastalığı diye söylüyoruz bazen biz bunu arkadaşlar. Yani sürekli estetikler yaptırıyor insanlar. O yüzden de bedenleriyle ilgili, sürekli beden algısıyla ilgili şüpheleri var. O yüzden hani dış görünüşüyle ilgili kaygılarından dolayı yenilenmeli davranışlar, örneğin aynaya bakıp durma, aşırı boyanma, derisini yolma, yani güvence arayışı ya da zihinsel eylemlerde örneğin dış görünüşünü başkalarıyla karşılaştırma gibi faktörler karşımıza geliyor arkadaşlar. Yani biriktiricilik var, biliyorsunuz harcayamaz, bunlar aşırı cimri olarak bilinirler. Trikotillomani, saç yolma hastalığı, kıl yolma hastalığı diye de geçer halk arasında. Beslenme bozuklukları var. Pika, yenmeyecek cisimleri yeme hastalığı. Taş, kum, kil. Arkadaşlar, TLC bir programda gösteriyor TLC'de. Yani deterjan yiyor, cam yiyor. O yüzden yenmeyecek cisimleri yiyor. Deterjan, çamaşır suyu içiyor. En kötüsü de bu. Yani pikadır. Yenmeyecek cisimleri yeme, geri çıkarma, geviş getirme. Buna ruminasyon bozukluğu deniyor arkadaşlar. Ruminasyon. Özellikle çocuklarda çok görülür, yaşlarda da çok görülür. Yer yuttuğunu boğazından geri çıkarma hastalığı. Sürekli ağzında saatlerce onu çiğner. Halk arasında geviş getirme, yani bizim akademik çevrede ruminasyon bozukluğu olarak karşımıza çıkar. Anoreksiya nevrozu. Bunlar yemez. Manken kız. Bunlar zayıftır. Aynaya baktığında kendini şişman olarak algılar arkadaşlar. Bulimia nevrozu. Hani insan yemek yer, nasıl kusar? Bulu bulu kusar. O yüzden de bu yer kilosu az değildir. Anoreksiyanın kilosu çok düşüktür. 35-40 kilolar arasındadır. Ama bulimia nevrozu olanlar aşırı derecede kilosu az diyemeyiz onlar için. Aşırı derecede kilosu az dersek anoreksiya olur. Bulimia normal kilodadır. Bunlar yer, pişman olurlar arkadaşlar ve geri çıkarırlar yediklerini. İlaç da kullanabilirler. İsel ilaçları gibi, mide bulandırıcı ilaçlar gibi bulimia nevroza bu şekilde geri çıkarma hastalığı. Arkadaşlar şöyle bakalım. Tıkanırcasına yeme bozukluğu arkadaşlar. Yani aşırı derecede yemek yer. İşte doktor Nazorodan'a gider 600 kilo hayatlar tıkanırcasına yeme bozukluğudur arkadaşlar. Yani kaçıngan kısıtlı gıda alım bozukluğu var. Bu da
Hani bu yemez, belirgin kilo kaybı vardır, beslenme yetersizliği vardır. İşte dondurmayla besleniyor ya da patates kızartmasıyla besleniyor arkadaşlar. Bir de şu var, şunu da unutmayalım. Bu da çok önemli, gelme ihtimali çok yüksek. Postmodern yeme bozukluğu var. Beslenme 5, burada olmayan tanı kriterlerine eklenmiş postmodern yeme bozukluğu. Arkadaşlar postmodern yeme bozukluğu şu demektir. Birey yerken nefes alamayacakmış gibi, ölecekmiş hissi olur. Çok yemek yemeyden kaynaklı değildir bu. Postmodern yeme bozukluğu. Yani yemek yerken tıkanma, nefes alamama, ölecekmiş hissi oluşturma kavramına postmodern yeme bozukluğu diyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım burada. Hemen şöyle alalım şuradan arkadaşlar. Şöyle bir ilerletelim hemen. Evet, MK giderek iç dünyasına kapanıp evden çıkmaz olmuştu. Bir süre sonra hayali kişilerle konuşmaya başlamıştı. Bu hastalık hangisidir arkadaşlar? Şimdi buradan şeylerden işleyeceğim. Ben soru kalıplarının üzerinden işleyeceğim. Görüyorsunuz zaten. Şizofreni arkadaşlar. Travma sonrası stres bozukluğu dediğimde yazmanızı isteyeceğim biraz sonra buradan ben. Bu nedir? Bu nedir? Şöyle dersem eğer ben, işte deprem oldu. Mehmet Bey son zamanlarda uyuyamıyor. Sürekli olarak rüyalarında deprem görüyor ve uykuları sürekli kaçıyor. O zaman yazın bakalım sevgili bedericilerim. Bu nedir? Rüyasında deprem görmesi. Mehmet Bey'in, bekliyorum, yazmanızı istiyorum. Bu nedir? Deprem oluyor. Mehmet Bey rüyalarında sürekli travma sonrası stres. Batuhan Hoca yazdı. Travma sonrası stres dedi. Doğru. Şimdi şöyle bakalım. Mehmet Bey iş yerinden ayrılıyor. İş yerinden ayrıldıktan sonra eşiyle ilgili endişeler taşıyor. Çocuklarıyla ilgili endişeler taşıyor. Çocukların okulundan telefon gelince onların başına bir şey olacakmış gibi. Eşinin en ufak akrabalarıyla arası açıldığında tamamen aile ilişkileri bozulacakmış gibi. İşte iş yeriyle ilgili sürekli sorunlar olacakmış gibi. Yeni işe girerse de sorunlar olacakmış gibi sürekli kaygılar taşıyor. O zaman bu nedir arkadaşlar? Yaygın kaygı bozukluğu. Evet. Batuhan Hoca da yazdı, Enes Hoca da yazdı. Yaygın kaygı bozukluğu. Şimdi arkadaşlar sınırda kişilik bozukluğu nedir? Ona biraz bakalım şimdi. Soru üzerinden anlatmak istiyorum. Sınırda kişilik bozukluğu. Kişiler arası ilişkilerde, sınırda kişilik bozukluğunda. Kişiler arası ilişkilerde, sosyal, mesleki, özel yaşamda denge kuramama. Arkadaşlar sınırda kişilik bozukluğunda yani duygu, düşünce, davranış. Sınırda kişilik bozukluğunu not alıyorsanız 3D kuralı vardır. Duygu, düşünce, davranış, tutarsızlık. Yani duygularda, düşüncelerde, davranışlarda tutarsızlık vardır. Bununla ilgili biraz sonra soru çözeceksiniz arkadaşlar. Yani o yüzden de öfke kontrolünü sağlayamazlar. Bakınız. Öfke kontrolünü sağlayamazlar kesinlikle arkadaşlar. Kişiler arası ilişkilerde, sınırda kişilik bozukluğunda ona dikkat edelim. O zaman bize soru gelme ihtimali sınırda kişilik bozukluğunda çok yüksek. O zaman sınırda kişilik bozukluğu sorusunu çözmek için 3D kuralını arayın. Duygu, düşünce, davranışlarda tutarsızlık arkadaşlar. Kişiler arası İlişkilerde bozukluk, sosyal, mesleki, özel yaşamda denge kuramama. Denge kuramama. O yüzden de sınırda kişilik bozukluğunda arkadaşlar, yani arkadaş edinir ama arkadaşını bırakır. Kişiler arası ilişkilerde sorun yaşama. O zaman lütfen unutmayınız. Bakın pedericilerim, dikkat edin. Yani bize sınırda kişilik bozukluğuyla ilgili soru gelir. O yüzden 3D kuralını arayın. Duygu, düşünce, davranış. Daha sonra kişiler arası ilişkilerde bozukluk. Öfke kontrolü
üç kavramı arayınız ne olur sorularda. O yüzden de biz buna arkadaşlar sınırda kişilik bozukluğu diyoruz. O yüzden konversiyon kişilik bozukluğu da var arkadaşlar. O da dönüştürme. Disyotip bozukluk dediğimizde biraz bundan bahsedeceğim. Disyotip bozukluk dediğimizde yani bellek yitimi kavramı da gelir karşımıza. Disyotip amnezi. Günlük sıradan unutkanlıkla açıklanamayan bellek kayıpları arkadaşlar. Disyotip füg de gelir. O yüzden de disyotip füg demek kaçış demektir. O yüzden bellek kaybı daha yoğundur disyotip füg'de. O yüzden de bellek yitimine arkadaşlar esas olacak daha yoğun aniden seyahate çıkmak gibi disyotip füg'de seyahate çıkma gibi yani ev ve yeni bir kimlik hayat kurma gibi kavramlar görülür disyotip füg'de. Arkadaşlar disyotip bozukluklarda unutmayın disyotip amnezi var, disyotip füg kaçış var. Unutmayalım bunları arkadaşlar. Ve yani disyotip füg kimlikten kaçıştır ve aniden seyahate çıkma gibi. Yerde değişir, kimlik de değişir. Bir de arkadaşlar depersonalizasyon. Depersonalizasyon kendine yabancılaşmadır. O yüzden de derealizasyon arkadaşlar derealizasyon dediğimizde bu da yani gerçeği yabancılaşmadır. Depersonalizasyon arkadaşlar depersonalizasyonla derealizasyon depersonalizasyon kendine vücudu falan kendine ait değilmiş gibi büyüyormuş gibi kafası kocaman olmuş gibi hissediyor. Yani vücut organlarına farklı anlamlar da yükleyebiliyor. Kendini bir parçası olmadığını da düşünebiliyor arkadaşlar. Yani depersonalizasyonda ama derealizasyonda gerçeğe yabancılaşıyor. Şu an yaşamıyor gibi davranıyor arkadaşlar. Şu an yaşamıyor gibi davranışlar sergiliyor. Şimdi bakalım buradan. Hadi onun üzerinden görelim. Aşağıdakilerden hangisi travma sonrası stres bozukluğunda travma yaratan olayların ortak özelliklerinden değildir. Acı veren darbenin çok ağır oluşu. B. Bedensel bir bozukluk olmadığı halde kişinin bu belirtilerini yanlış yorumlayarak bedensel bir rahatsızlığı olduğu şeklinde düşüncelere kapılması. C. Stres yaratacak olayın daha önceden kestirilemeyen beklenmedik nitelikli oluşu. D. Bireyin olay karşısında denetim gücünün olmaması ya da çaresizlik hali, çaresizliğin çevreden gelecek yardımın mümkün olmadığı durumlarda yaşanması. Arkadaşlar travma sonrası stres bozukluğundan o yüzden de bedensel bir bozukluk olmadığı halde kişinin belirtileri yanlış yorumlayıp bedensel bir rahatsız olduğu şeklindeki düşüncelere kapılması değildir arkadaşlar. Yani bedenselleştirme somatizasyonla ilgili bir soru kalıbıdır bu. O yüzden acı veren darbenin ağır oluşu travma sonrasıdır. Acı veren darbe, trafik kazası gibi, deprem gibi yani ya da stres yaratacak olayın daha önceden kestirilemeyen beklenmedik nitelikli oluşu. Evet yani kim trafik kazası geçireceğim diye yola çıkar ki? Bireyin olay karşısında denetim gücünün olmayışı ya da çaresizliğin çevreden gelecek yardımın mümkün olmadığı durumlarda yaşanması bunlar var ama bursa olamaz arkadaşlar. Bakalım şimdi hemen organik bir neden olmaksızın bilinç, bellek, algılamada bozuklukların görüldüğü bir hastalık tipidir. Kimlik duygusunda bir tür bozulma ya da ayrışma yaşanabilir. Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir? O yüzden de disyotip yani çözülmeli bozukluk olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Disyotip çözülmeli bozukluk. Şimdi bakalım buradan disyotip füg ile disyotip kimlik bozukluğu arasındaki fark nedir arkadaşlar? Disyotip füg ile şimdi şunu asla unutmayalım. Bu sene soru gelir. Disyotip füg ile disyotip kimlik bozukluğu arasındaki fark. Disyotip füg bellek kaybı daha yoğun bellek yitimine arkadaşlar bellek yitimi vardır. O yüzden de yani disyotip füg de kaçış anlamına gelir. Disyotip füg. Yani
kimlikten kaçış arkadaşlar, disosiyatif kaçış. Ama disosiyatif kimlik bozukluğu dediğimizde arkadaşlar, yani disosiyatif kimlik hani derealizasyon ya da depersonalizasyon olarak hani disosiyatifte yeni edindiği kimliklerle ilgili şüpheleri vardır. Disosiyatif kimlik bozukluğu bir kişide yenileyici biçimde birbirinden farklı durumlar oluşabilir arkadaşlar. Ona dikkat ediyoruz. Şimdi şöyle alıyorum ben. Fikrin başlangıcı stresli ya da travmatik hayat olaylarıyla ilintilidir. Fik genellikle aniden sona erer ve kişi geçmişinin büyük bir kısmını ya da tamamını hatırlar arkadaşlar. Yani disosiyatif kaçış burada gelmesi gereken yer. Distimik bozukluk. Bize distimik kesin gelir bu sene. Ben söyleyeyim. Distimik beklediğimiz soru kalıplarından bir tanesidir. Distimik nedir arkadaşlar? Yani biraz onun üzerinde şöyle bir duralım. Distimik ne anlama gelir? Hafif depresyon anlamına geliyor distimik. Oldu mu arkadaşlar? Hafif depresyon, distimi. Şimdi distimi devamlı hafif depresyonun devamlı olması ama düzenli dönemleri yoktur. Arkadaşlar distimik bozukluk kronik depresyon olarak ifade edilir. Dikkat edin. Hafif depresyon devamlı olması, arada düzenli dönemleri olmayacak yani. Sürekli olarak hani depresyondayım, sürekli depresyonda olacak. Arada bir düzenli olmayacak. O yüzden de hafif depresyon ama kronikleşmiş bir depresyon olacak bireyde. Buna distimik diyoruz arkadaşlar. Yani isteksizlik, kendini kötü hissetme, iştahsızlık arkadaşlar. Yani distimik bozukluğun belirtileri, sevilen birinin ölümü, ciddi okul, iş ya da ekonomik sorunlar karşısında romantik ilişkilerin sonlanması durumunda, bazen yalnızca bir şey istediğimiz, beklediğimiz gibi gitmediği durumda. Yani mutsuzluk dönemleri, yani tek bir olay karşısında yaşanan mutsuzluk değildir. Bu mutsuzluğun sürekli devam etmesi durumudur. Yani şöyle derse eğer bize, eşinden ayrılan Mehmet Bey ya da sınıfta kalan Ayşen sürekli olarak arkadaşlar, yani sınıfta kalacağım endişesi taşırsa ya da eşi onu terk ettiği için sürekli terk etme rüyaları görürse, bunlar travma sonrası olur. Ama sürekli olarak üzgün, mutsuz, hiçbir şekilde iyileşme hali görünmüyorsa bunda, sürekli olarak ama bu belirtiler ağır belirtiler değil, hiçbir şekilde iyileşme olmadıysa sürekli olarak üzgün, çökkün, isteksizlik. O yüzden de yani kendini kötü hissetme gibi durumlar varsa beraberinde, bunun adı şıklarda hangi bozukluk derse bunun cevabı distimik bozukluk olur. Dikkat edin. Distimik. Distimi travma sonrasıyla karıştırmayın arkadaşlar. Yani depresyonla da karıştırmayın. O yüzden de yani depresyon, tabii depresyon vardır ama kronikleşmiş depresyon vardır. Dikkat edin, kronikleşmiş, iyileşmeyen, kendini kötü hissetme, mutsuz hissetme ama yoğun değil arkadaşlar, daha hafif depresyon, kronikleşmiş, bize anahtar sözcük bunu koyması lazım. Ağır olmayan ama sürekli yaşanan, kronikleşmiş, her an her zaman kendini mutsuz, üzgün, çökkün hissediyorsa eğer, kesinlikle bunun cevabı distimik olur. Söylediğim örneklere dikkat ediniz arkadaşlar. Mani halini betimleyiniz. Mani genel olarak kişinin aşırı heyecanlı, aşırı aktif olduğu, uçucu, değişkenlerin olduğu durumdur arkadaşlar. Yani bir mani, bir de depresif hali varsa zaten bunun adı bipolar bozukluk olur. Biliyorsunuz iki uçlu bozukluk dediğimiz bozukluk oluşur. O yüzden ama yani depresyonun hafif olduğu, sürekli devam ettiği, kronikleştiği halini biz arkadaşlar distimik diyoruz. Ama mani
Coşkulu iş açmak ister, eğlence aşırı ister, her şeyi ister, coşkulu hali. Ama bir de depresyon varsa, bir tarafında da mutluluktan mutsuzluğa geçiyorsa zaten bipolar olur arkadaşlar. İki uçlu bozukluğa gider bu. Şizofreni ayırt edici tanıları, şizofreni bozukluklar aylarca hatta yıllarca süren düşünce ile oluşan bozukluklardır. Uygunsuz duygulanım, tuhaf davranışlarla kendini gösterir. Şizofreniler ayırt edici husus kişinin gerçeklikle bağlantısının kopmasıdır. Halüsinasyon ile illüzyon arasındaki farka da şöyle bir bakalım. Halüsinasyon ortada bir uyaran yok iken arkadaşlar, yani algılanan mevcut olduğu konusunda, bir şeyin var olduğu konusunda oluşan şeylerdir. Mesela işte evi cinler bastı, arkamdan biri tutacak. Bunlar halüsinasyondur. Ama illüzyon ortamda vardır. Gerçeğin olduğundan farklı algılanması illüzyondur. Mesela hortumun yılan olarak algılanması illüzyon olarak ifade edilir. Şimdi arkadaşlar soru gelme ihtimali %1500 olan yeri işliyoruz şu anda. %1500 soru gelir. Ben size söyleyeyim. %1500 soru gelir. Ben size ne demiştim arkadaşlar? En ağır vakalarda gerçeklik duygusunun yitimi ve kim olduğunun unutulduğu dönemler yaşanabilir. İki, hastalık tanısı aldıktan sonra ilk iki ya da üç sene intihar riski açısından en tehlikeli dönem olarak kabul edilir. Ve üç, devamlı terk edilme korkusunun etkisi altında oldukları için başka insanların masum eylemlerini terk edildikleri ya da reddedildikleri yönünde yorumlama eğilimindedirler arkadaşlar. Yani dikkat edin arkadaşlar, bunda hemen şöyle dikkat edelim. Ve bu kişiler ağır depresyon krizleri ya da nedensiz öfke nöbetleri geçirebilirler. Size ben demiştim, öfke nöbetleri arkadaşlar. Bunun cevabı sınırda kişilik bozukluğu. Bu sene gelir sınırda kişilik bozukluğu. Hem de bu tarzda bir soru bekliyoruz. Dikkat edin. Sınırda kişilik bozukluğunda bu tarzda soru bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi nasıl alacağız bunu? Nasıl değerlendireceğiz? Sınırda kişilik bozukluklarının özellikleri. En ağır vakalarda gerçeklik duygusunun yitimi ve kim olduğunun unutulduğu dönemler yaşanabilir sınırda kişilik bozukluğunda arkadaşlar. Yani bu neyle karışır? Bu şeyle karışır, disyotip fükle karışır arkadaşlar. O yüzden de ama onunla karıştırmayacağız. Hastalık tanısı alındıktan sonra ilk iki ya da üç sene intihar riski açısından en tehlikeli dönem olarak kabul edilir. O zaman sınırda kişilik bozukluğunda intihar riski çok ağır ve devamlı terk edilme korkusunun etkisinin altında oldukları için başka insanların masum eylemlerini terk edildikleri ya da reddedildikleri yönünde yorumlama eğilimidir. Ben size şöyle demiştim, sınırda kişilik bozukluğunda kişiler arası ilişkilerde sorun yaşar. Kişiler arası ilişkiler, bakın sorun var arkadaşlar. Yani bir de şunu unutmayın arkadaşlar, yani bunlarda öfke kontrollerini sağlamadan güçlük yaşarlar. Madde bağımlısı olurlar. İntihar etme girişimleri yüksek olur bunların. O yüzden de bu kişiler ağır depresyon krizleri ya da nedensiz öfke nöbetleri geçirebilirler. Ağır depresyon krizleri ya da nedensiz öfke krizleri. Nedensiz. Bunlar anahtar sözcüklerimiz. Yukarıda hangi hastalığın belirtileri verilmiştir derse kesinlikle doğru cevap sınırda kişilik bozukluğu. Sınırda kişilik bozukluğu. Arkadaşlar şıkların bazıları çıkmadı. Bugün çok yer sılsın biraz da büyük olsun diye. Hani E şıkkı çıkmadığı için onlara bakmayın. Önemli olan cevabın doğru olmasına bakın. Çok güzel bir soru. Gerçekten de gelme ihtimalinin çok yüksek olduğu soru kalıbı bu arkadaşlar. Yani sınırda kişilik bozukluğu, dikkat edelim. Yani majör depresyon var, distimik bozukluk var. Distimiyi unutmayın. Hafif depresyon demek arkadaşlar, gelir bundan. Duygu durum bozuklukları arkadaşlar, bunlardan da soru gelir. Şimdi bakalım, hastanenin acil servisine getirilen mi
çok yorgun görünüyordu. Güneş yanıkları yüzünden derisinde yer yer çatlaklar oluşmuş biçimde kendisine gösterilen sandalyenin üstünde öylece oturuyordu. Yani bugünün tarihini sorduklarında ise Şubat'ın 20'si olduğunda ısrarcıydı. Halbuki bulunduğu sanki kenarından hastaneye getirildiği gün ayın 23 olmuştu ve bundan bir haberdi. Yukarıda anlatılan hikayede hangi durum bozukluğu vardır? Arkadaşlar şimdi dikkat edin bundan. Dikkat edin. Bundan dissiyatif füg dedim ben. Dissiyatif füg kaçış, bellek kaybı daha yoğun, bellek gitimine arkadaşlar ek olarak aniden seyahate çıkma vardır. O yüzden de aniden seyahate çıkma vardır. Bakın arkadaşlar dissiyatif füg de seyahate çıkma vardır. Ama dissiyatif bellek gitiminde yani dissiyatif bellek kaybında arkadaşlar bunda ise şey yapar. Mesela unutkanlıktır. Unutkanlık vardır. Tarihi unutur. Zamanı unutur. Yeri unutur. Arkadaşlar tarihi, zamanı, yeri unutur. Dikkat edin. Bundan dissiyatif füg unutkanlıkla birlikte yer, mekan değişir. Arkadaşlar yer, mekan, aniden seyahate çıkma, yeni kimlik edinme, yeni hayat kurma. O zaman yeni hayat kurmamış ki, aniden seyahate çıkmamış ki, o yüzden de yani biz buna dissiyatif diyemiyoruz. Analizle soru çözerim arkadaşlar. Asla diyemeyiz. Dissiyatif kimlik bozukluğunda yani o zaman depersonalizasyon ve derealizasyon, duygu durum bozukluğu arkadaşlar. Yani duygu durum bozukluğunda bu da değil. O zaman doğru cevabın dissiyatif bellek kaybı neden olduğunu anlıyoruz. Hastanenin acil servisine getiren mi? Çok yorgun görünüyor. Güneş yanıkları yüzünde derisinde yer yer çatlaklar oluşmuş biçimde kendisine gösterilen sandalyenin üstünde öylece oturuyor. Bugünün tarihini sorduklarını ise Şubat'ın 20'si olduğunda ısrarcı. Halbuki bulunduğu sahil kenarından hastaneye getirildiği gün ayın 23 olmuştu ve bundan haberdardı. Tarihi hatırlamıyor. Tamamen dissiyatif bellek kaybı yaşıyor arkadaşlar. O yüzden de füg değil arkadaşlar. Duygu durum bozukluğu değil. O yüzden şimdi biraz siklotimikten de bahsetmemi ister misiniz arkadaşlar? Siklotimik bozukluktan da bahsetmemi ister misiniz? Siklotimik bozukluk. Bahsedeyim mi siklotimikten de arkadaşlar? Zamanımız az kaldı. Siklotimik bozukluk. Arkadaşlar sakın unutmayın. Bunlardan soru gelecek. Soru beklediğimiz yerleri zaten alıyorum ben. O yüzden de şöyle baktık arkadaşlar biraz siklotimik bozukluktan da bahsetmek istiyorum şöyle. Zamanımız zaten bir saat kadar zamanımız vardı. Şimdi siklotimik arkadaşlar depresyon, hiparmoni ve de arkadaşlar yani şöyle söylemek istiyorum arkadaşlar. Şöyle siklotimik bozukluktan. Daha kısa depresyon, hipermanin ve depresyonun sık kısa dönemlerle bipolara ait bir türdür. Siklotimik bozukluk bipolara ait bir tür arkadaşlar. Siklotimik bozukluk. Yani siklotimik bozuklukta şuna dikkat ederiz mesela. Daha kısa depresyon vardır. Daha kısa depresyon siklotimikte. O yüzden hipomaninin ve depresyonun arkadaşlar sık kısa dönemlerle bipolara ait bir türdür. Bipoların alt türüdür. O yüzden de siklotimik deyince bize daha kısa depresyon hipomaninin ve depresyonun sık kısa döngülerle sık ve kısa döngülerle kendini gösterdiği türüne biz arkadaşlar siklotimik bozukluk diyoruz. Duygu durum bozukluğu nedir? Ona bakalım şimdi. Aşırı coşkulu mani dönemi arkadaşlar. Yani aşırı üzgünlük, depresyon dönemi iki uçlu deneyimler. Yani bireyin ikisinde de git gel yaşaması. Yani bipolar yani iki uçlu
bozukluk da denir. Bipolar bozukluk da denir. Duygu durum bozukluğuna bipolar bozukluk da diyoruz arkadaşlar. Şimdi aslında çok hoş sorularımız var. Ama kampa da katılırsanız arkadaşlar orada çok soru çözeceğiz. Bu örnekti bu akşam. Bunlar üzerinde çok durulmuyordu. Bunlar üzerinde çok durmak istedim. Çok güzel sorular da hazırladık böyle. Açıklamalı sorularımız da var. Bu akşamki örnek bir derste. Şu soruyu asla unutmayın arkadaşlar. Şunları gelebilecek soru bu. Yani %100 gelecek beklediğimiz soru kalıbı bu. Disyatif tiplerden arkadaşlar soru bekliyoruz. O yüzden de dikkat edelim. Yani majör depresyondan soru bekliyoruz. O yüzden buna da dikkat edelim arkadaşlar. Sınırda kişilik bozukluğundan soru bekliyoruz. Buna da dikkat edelim. Evet arkadaşlar ve ben hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sürem doldu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Zaten şeyde buluşacağız. İlk sınavdan sonra buluşacağız. Görüşeceğiz. Böyle çok sorularımız var. Evet. Hayırlı akşamlar diliyorum size arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.